Daha yayınlayayım mı? Çok var. Şimdi Müge Hanım, ben şurada bir kadının konuşmasına bir tane cevap vermek istiyorum. Bunu da ispata da davet ederim. Her türlü %100 ispata davet ederim. Şimdi kadın orada diyor ki ne? Canlarını istedikleri şekilde, istedikleri yerlerde, tarlada diyor. Yani toplu kişilerle değil de diyor. Kendileri geride böyle yani istedikleri şekilde çalışıyor. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Bu vermiş olduğum kişileri arayarak da kendiniz de bizzat da tespitler de yapabilirsiniz. Bunun altını %100 de çiziyorum. Net bir şekilde ama söylüyorum. Ama Burhanettin Bey, Emin Hanım yani... Ya bu kadınla ben ayrıya... Toplulukta bir ayrıyetten orada gidip çalışma şansım zaten yok. Söylüyorsunuz. 15 yıldır bu dedikodular yapılıyor diyorsunuz. İşte böyle hep densizlerin yüzünden oluyor bu konu. Burhanettin Bey, evet. Yani şimdi bir kadınla bir erkek arasındaki özel ilişkiyi kalkıp da el alemin içerisinde her açıklığıyla yapacak haliniz yok. Ama karşılıklı davranışlarınız, olayların akışındaki birlikteliğiniz... Halkta, vatandaşta bir fikir doğurur. Bir düşünce doğurur. İşte vatandaştaki düşünce. Hanımefendi arıyor aynı. Bir bey arıyor aynı. Öbür komşu arıyor aynı. Hatta bir tanesi arabada öpüştüğünü de gördük diyor. Yani daha başka neyini görsün arabada? Bunun dışında dahil neyini görsün? Şimdi ben her yeri kuruttum böyle eşkere böyle öpüşüyor muyum? Ben bu mu yani? Sen, bu mu yani? Yani her bu gün yani? Öpüşmesin de... Her, ben bu mu yani? Her gün öpüşmesin de... Yani o andaki bir pozisyonunuz itibariyle... Bir şey kutlarsın, bir şey bilmem ne olur, hoşuna gider... El atarsın, öpersin. O ayrı konu. Ben de şöyle bir şey var. Yani illa bu dün öpüştün de bugün niye öpüşmedin diyecek halleri yok yani. Bu adam evime rahatlıkla gelip çıkıyor. Şimdi Emine Hanım siz demin dediniz ki Rahmi Bey bana böyle böyle ithamda bulunuyor. Evet. İşte Rahmi Bey kalkıp da kendiliğinden konuşmuyor. Ben bağlanan şahitlerin anlatılanları, yapılan gelişmeleri duyuyorum. Bundan dolayı yoksa benim sizi suçlayacak ne işime yani. Ben zaten kimseyi haksız diye suçlayacak yetkide olmadığını bilen bir insanım. Bir hukukçu olarak haddimi bilen bir insanım. Ama gördüklerimizi de, inandıklarımızı da veya olayların akışını da burada izah etmek mecburiyetindeyim. Evet, peki. Ayrıca sizin ilişkinizi biz yargılamıyoruz. Bizi hiç ilgilendirmez. Vardır, yoktur, olur olmaz. Biz itham etmiyoruz. Herkesin kendi hayatı. Bakın ama biraz evvelki öpüşmede mutlaka öpüştünüz demiyorum. Bu ilişkiler yumağı içinde anlatılanı dile getiriyoruz. Anlatan kim? Komşun. Biz onun anlattıklarını burada dile getiriyoruz ve diyoruz ki bütün bu anlatılanlara göre siz normal şartlarda iki komşu olarak sınırlı bir beraberlik değil, komşuluğun dışında daha özel ilişkiler içerisinde iki insanın hayatını yaşıyorsunuz. Anlatılanlara göre. Ama yine gerçek midir değil mi? Allah'la sizin aranızda. Başka bir şey diyemem. Müge Hanım ben bir de bir şey dile getirmek istiyorum. Buyurun. Bu bizim Seydikemer'de Bahri abimin akrabasıymış bu. Cumartesi günü yalan haber çıkartıldı. Neymiş? Ben Müge abla yatak odasında kocam beni yakaladı, kocamı öldürdük. Çalıların üstüne atarken, Burhan'la Emine'yle atarken diye bu yalan haber çıktı. Bunun sebebiyetini sorduğumuzda da İstanbul'dan geldi, bize bu haber denildi. Yani Bahri Bey'in bu şekilde bir haber yaptırmasının bir anlamı ne? Ben kendim... Bahri Bey mi yaptırmış haberi? Akrabası olduğuna göre öyle düşünüyoruz. Ben tanıyorum. Çünkü sen her kefere gelip girişinde ya yalancı şahit buluyorsun ya bir şeyler buluyorsun. Her şey arman çorman oluyor. Ben yalan şahit buldum da... Yalan şahit mi getirdim ben? Hep gidiyorum böyle sağdan soldan ife sapa gelmez şeyler buluyor. He, tamam. Ben senden şüpheleniyorum. Burhan Bey iyi de. Özür dilerim o zaman ben. Allah'ına kurban. Bak yalancı şahit bulmasını gerektiren bir sebep var mı? Can arıyorum. Peki can. Ben bak Bülent Bey ben senin yanına geldim. Şaban'a da geldim ben de. Ben de sen ters bir durum gördün mü? Senin evine de geldim. Ekmeğin yemeğe yedim. Daha 4-5 gün önce telefonda seninle görüştüm. Kardeşim ben sen dedin mi? 4-5 gün önce telefonda görüştük mü biz görüştün. Seninle? Sen benden sonra Emine'yi arayıp da benimle görüştüğünü söyledin mi? Fethi'yle konuştum ben. Sen Emine'yi arayıp söyledin mi? Dedim ben söyledim. Neden Emine'yi arayıp söyledin? Ben senin telefon dedim, Bülent'in dedim ben sen verin bana dedim ben bu da ben verdim dedi. Evet. Ben ondan aradım ben. Başka bir aramana gerek yok. Biz ne dediğinizi hiç anlamıyoruz yani ne diyorsunuz yani? Ben hiç anlamadım. Hayır ben neden? Neyse sen bir şey söyle. 4-5 gün önce. Ben de açıklık getireceğim. Ben Emine Hanım'dan Burhanettin Bey'in telefon numarasını istedim. Hı. Emine Hanım bana mesajı attı. Ben Burhanettin Bey'le sadece 2 kelime görüştüm. Tamam. Bu işin ucu sana dokunur mu bak bilesin falan diye. Tamam. Ben telefonu kapattım, Emine'yi aradım. Emine'nin telefonu meşgul. He. Bir 15 dakika bekledim. Tekrar aradım Emine'yi. Emine ile konuştum. Emine bana dedi ki abi dedi Ataşlardan dedi bir tek dedi insan gibi arayıp da konuşan sen misin? Öbürleri dedi hep hakaret ediyormuş dedi. Sana kim söyledi bunu dedim. Burhanettin söyledi dedi. Ben de diyorum ki şimdi. Enteresan o zaman çünkü. Burhanettin neden? Virgül koyayım. Çok enteresan çünkü mesela eşiyle ilgili bir şey yaşadığında sana hiç söylemediğini söylemişti. Demek o arada. Yani neden o zaman bunu gidip söyledin? Yani niye benim telefon açtığımı Emine Hanım'a söyledin? Amacın neydi? Ya, neden amacım yani? Amacım diye bir şey değil. Kötü bir şey de söylemedim. Sizin bak Şaban benim evime davet ettiğim zaman Şaban bana seni tanıştırırken ne dedi biliyor musun? Hı. Benim can ciğer kardeşim gibi sevdiğim arkadaşım dedi. Hı hı. Sen o adamın can ciğer arkadaşıysan hı. Bunun çıkması için elinden geleni yapman lazım. Peki yapmadım onu nereden biliyorsunuz? Bilmiyorum. Bak yapman şimdi lazım şöyle bir diyorum. Şey bak Bülent Bey şimdi bak ben size ne diyorum biliyor musun? Bunun ben kaybolduğu gün tamam mı? En baştan yine söylüyorum bak kafanız hep aydınlansın. Kaybolduğu gün ben bunun bulunması için elimden gelen çabayı gösterdim. Bunlar beni aradıklarında eve gelme dediklerinde ben bunları aldım iş yerine götürdüm. İş yerinden geldim polis merkezine götürdüm. Polis merkezinde hepimiz tutanak tuturduk. Oraya vardık bu adam böyle böyle kayıp diye tamam mı? Ondan sonracığıma biz oraya her polis merkezine vardığımızda Bahri'ye de bunları da söyledim ki ne? Sizi arattırmamı söyledim ben. Dedim Bülent eniştenizi de arayın. Bahri'yi de arayın dedim ben. Bahri'yi söylediklerinde ya çıkar gelirende boş verende bir yere gitmiştir gelirende demiştim. Aynı söylediniz değil mi? Hayır ben öyle aynı şey söylemişim. Öyle bir şey konuşmadım. Aynı söylemişim. O şekilde. Sen bir kadınla, bir kadınla. Kötü değil dedim. Bir yere gitmiştir, gelir demiştir. Ya siz birbirinize şahitle şey yapmadınız. Hayır şahitle demiyorum ben. Ortaya konuşuyorum. Birbirinizi açığını kapatıyorsunuz. Ben senin kötü bir şey konuşuyordu demiyorum. Ondan sonracığıma ben bunu gittim güzergah mesela olan biten her şeyi. Burhanettin Bey bence bir erkeğin, bak kadınların dünyası farklı, erkeklerin dünyası farklı. Hı hı. Biz kadınlar daha girift yaratıklarız yani. Gereksiz yere çok şeyiz biz. Karışığız biz. Erkeklerin dünyası çok sade aslında. Yani bunu bir mağazaya girdiğinde de anlarsın. Ne bileyim her şeyden anlayabilirsin. Yani sektör kadın üzerine kurulu ya. Dünyadaki alışveriş sektörü falan kadın üzerine kurulu. Erkekler daha sade. Hı hı. Seviyorum ben sizin o hayatınızı. Bence bir erkeğin bir erkek arkadaşına eğer gerçekten bir ikiliyse onu kardeşi gibi görüyorsa arkadaş yapabileceği tek şey karısına, çoluğuna, çocuğuna saygı duymaktır. Ve bence bir erkeğin yapabileceği en ayıp şey de bir erkek arkadaşının karısına ya da kızına göz koymaktır. Bak yani bizim toplumumuzda asla kabul edilmeyen bir şeydir bu. Gider bir adam başka bir kadınla bir gece beraber olur barda pavyonda adamlar bunu hiç umursamaz bile. Aa ne yapalım gitti çapkını yaptı. Ama gidip bir başka arkadaşının karısıyla dedikodusu çıktı mı normal bir adam asla o adamla da artık arkadaşlık da etmez. Öyle değil mi? Evet. Yani aynen. Erkeklerin böyle kendi içlerinde bir kural dizilimi vardır. O yüzden insan birbirine karısını da emanet eder, kızını da emanet eder, bir iş olduğunda gelir de gidilir de falan ama eğer buna güvenemezsen bitti. 15 yıldır çıkan bir dedikodu var. Yalan doğru. Madem sizin çok yakın arkadaşınız, ölsem girmem o eve. Öldürseler ben o eve girmem. Ne münasebet. Üstelik 3 çocuğum var diyorsunuz Allah bağışlasın. Karınız var namazına niyazına karım diyorsunuz. Sizin karınız akli dengesi mi bozuk? Yok. Aptal bir kadın mı bu? Hayır. Yani deli mi bu kadın ne? Bu kadın niye tavuğa atılan taşı bana attı diye gitsin mahkemeye versin? Niye ne kadındı? Attığınız mesaj? Lanet. Lanet kadın mesajını gitsin mahkemelere taşısın ceza alsın falan filan. Ya o ayrı o mesaj ayrı Müge Hanım. O hepsi, taş mesajı hepsi ayrı. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Eğer bir kadını böyle bu kadar zıvanadan çıkartıyorsanız ve hala bu zıvanadan çıkartmaya da devam ediyorsanız kim için ne için? İyilik için. Başlarım iyiliğine. Ne iyiliği be? İnsan iyiliğini kendi karısına yapacak önce. İnsan iyiliğini kendi çocuğuna yapacak. Çocuğuna iyilik ne? Kırıp dizini evinde oturup herkes gibi dizisini izleyip karısının getirdiği çayla. Sen karını mutsuz ettikten sonra sen istiyorsan git dünyayı kurtar. Öyle bir hayat yok. Sen önce karını mutlu edeceksin ki çocukların da mutlu olsun. İnsanın önce en yakını. Önce benim karım, çocuğum, sonra annem, sonra kardeşlerim, sonra onların yakını. Çember böyle ilerler. Sen karını mutsuz edeceksin. Ne için? Çocuklara da üzüldüm. Onların çocuklarına iyilik yapmak için. Arkadaşımın karısına iyilik yapmak için. Yemeyelim birbirimize. Biraz gerçekleri konuşalım. Bu adama o sabah ne oldu onu konuşalım. Şimdi ben neden bir şahit bulayım, yani bir görgü tanığı bulayım, birilerine görüşeyim bu iş için. Ortalığı karıştırmak için. Niye? Ortalık zaten karışık. Bak ortalık zaten karışmış. Ortada kayıp var. Ortada bir saniye. Arkadaşlar. Kayıp var da biz mi kaybettik? Biz mi kaybettik? Hayır sen bu şekilde... Bir gün öncesinde sen de görüşmüşsün mesela. Ne görüştün? Bir gün önce görüşmedim ben. Bir gün önce geldi. Seydikemer 53 gün önce... Bir gün önce, Perşembe günü. Hayır, Seydikemer 53 gün önce Şaban Ataş kaybolunca konuşmuyor bunu. Seydikemer bunu yıllardır konuşuyor. Onu biliyorum. Anladık mı birbirimizi? Biz tartışmıyoruz Müge Hanım. Ben onu tartışıyorum. Yani bu sizin saklayacağınız, yalan söyleyeceğiniz, o ona haber yaptırdı, sen onu dedin falan diyeceğiniz bir iş değil bu. Bu iş almış yürümüş. Bu iş yürümüş. Sen niye önünü kesmedin? Sen niye kesmedin? Gittim bu laf edenlerin çoğuna sordum. Soracak bir şey yok. Diye. Soracak bir şey yok. Hep yalan dolan. Biz demedik, biz etmedik falan fıstık. Şaban kendisi de duydu. Bunları her seferinde bunun... Ya burada erkek olarak yapman gereken seni geri adım atman. Artık o eve yaklaşmaman. Emine Hanım'a yaklaşmaman. Üstelik sen burada kimin yakını olarak bulunuyorsun Burhanettin Bey? Ben... Şaban Bey'in mi, Emine Hanım'ın mı? Şaban. Güzel. O zaman biraz önce bağlanan kişi dedi ki Emine Hanım'ın doğrudur yalandır bilemem. Başka erkeklerle de ilişkisi vardı dedi. Şöyle bir senaryo olamaz mı? Belki Emine Hanım'ın bir dostu vardı, başka bir dostu. O dostu öldürdü Şaban'ı. Sen Şaban'ın yakınıysan her olasılığı düşünürsün. Emine Hanım'a da şüpheli gözle bakarsın. Ama sen öyle davranmıyorsun. Ben burada şu kadarcık Şaban'dan yana bir kaygı ya da bir arayış hissetmedim. Ben de. Asla hissetmedim. İşte ben bunu Şevki Sözen olarak söylüyorum. Tamamen Emine Hanım'ın yanında, Emine Hanım'ın yakını olarak burada Emine Hanım'la ilgili savunma yapan bir adam görüyorum. Ben Emine Hanım şu anda savunduğum bir yer yok. Savunduğum bir yer belki yok. Emine Hanım şüpheli. Belki senin çok yakın dediğin, kardeşim dediğin kişiyi Emine Hanım başka bir dostuyla öldürdü. Ne malum? Emine Hanım yapacağını zannetmem onu. Zannetmiyorsun değil mi? Çünkü sen Şaban'ın yakını değilsin. Neden? Bana verdiğin izlenim asla bu değil. Benim yakınım şayet Şaban olsaydı her olasılığı düşünürdüm. Benim için her olasılık olabilirdi. Olur ya da olmaz. Ama aklımdan geçer. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.